Kıymetli izleyenler, sizleri selamların en güzeli ve en özeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli izleyenler, programımızın bugünkü konuğu Yomra İlçe Müftümüz Sayın Celal Malkoç hocamız. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Cenab-ı Hak programımıza hayırlara vesile eylesin. Tesirini gönüllerde halk eylesin. Ramazan ile gönüllerimizi mamur, Ramazan'da bizleri Allah'ın sevdiği kullar olma edebiyle, irfanıyla, nezahetiyle, nezaketiyle, güzellikleriyle, özellikleriyle halis bir kul olma şerafetine nail eylesin diyorum. Bu güzellikler toplum hayatına dalga dalga yayılsın. Mamur cemiyette, istikametli bir hayatta, herkesin hayattan bir yönüyle şekva ettiği, şikayet ettiği, huzursuzlandığı cihetleri dile getirirken nefes alabileceğimiz, huzur duyabileceğimiz, huzur bulabileceğimiz güzellikleri hayata yansıtabilmek veya bakış açımızı o güzelliklere doğru tevcih edersek, en azından zihin ve düşünce dünyamızı güzellikler meşgul ederse, ruh ve düşünce dünyamızdan çirkinlikleri, Allah'ın razı olmadığı, insanı huzursuz eden manevi çirkinlik olarak ne varsa, rahatsızlık veren ne varsa onları bertaraf ettiğimiz zaman hayat güllük gülistanlık olur. Rabbim Ramazan'la manen cennet baharını yaşamayı nasip eylesin diyorum. Allah razı olsun. Eyvallah. Hocam. Çok güzel. Sevgili hocam, konumuz da Allah'ın sevdiği kullar. Evet. Bu manada takva kavramını bize açabilir misiniz hocam? Takva nedir? Muttaki, Müslüman. Şimdi nedir? Teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle Allahu Teala bizim için cenneti yarattı. Atamızı, anamızı cennette yarattı. Hazreti Adem, Hazreti Havva validemiz. Ve ilahi imtihanın sırrı odur ki kemalat, olgunluk kazanalım, Allah'a daha yakın kul olalım, meleklerden üstün mertebeye çıkalım diye bir imtihan serüveni olarak, macerası olarak dünyaya geldik. Dünyadaki hayatımızın esprisi, var olmamızın gayesi ibadettir diyoruz. Ama ibadetin gayesi güzel insan, güzel kul olmak. Güzel kul olmanın esprisi Allah'ın sevdiği kul olmak. Hani Allah bize bir davetiye gönderdi. Hedef cennet, yani Allah'ın rızası, hoşnutluğu. Dost dostunu en güzel mekanda ağırlar. Allah'ın sevdiği kulları ağırlayacağı mekandır cennet. Dolayısıyla bir anlamdan Allah'ın sevdiği kullar, Allah'ın sevgisine götüren ameller, bizi aynı zamanda cennete taşıyacak olan amellerdir. Cennet davetiyesi olabilecek, cennet davetiyesinde bizlere sunulan temel hayatı ilkelerdir. İnna Allaha yuhibbul muttakin. Allah muttaki kullarını sever. Öyleyse bu muttaki kimdir? Ölçüsü nedir? En kısa ve öz tabiriyle takva bir bilinç halidir. Takva Allah'a karşı saygıdır. Allah'a tazimdir. Takva kulun bedenini süsleyen sosyal ve medeni bir varlık olarak yaz ve kış hava şartlarına göre bedenini hem güzelleştiren hem de hava şartlarına göre koruyan bir kostüm, bir elbise gibi, bir cennet üniforması gibi giyeceği manevi elbisedir, cennet kostümüdür. Bütün bu Allah'ın sevdiği meziyetler, takvadır, sabırdır, ittikadır, ihsandır vesaire, her neyse, bu cennet kostümümüzü süsleyen veyahut da bir üniforma olarak düşünelim, o üniformadaki her bir apolet, her bir işaret bir üstünlük vesilesi, bir derece yükselişi ifade eder. Bu temel kavramlardan, yani hem kulluk kostümü olup cennet üniforması olup bu üniformamızı süsleyen ziynetlerden, cennet süslerinden bir tanesi, belki en birincisi takvadır. Takva sorumluluk bilincini kuşanmaktır. İslamiyet bir sorumluluk projesidir. Hem kul olarak
hem beşer yani insan olarak. İnsan olarak hem bireysel hem ailevi toplumsal. Ama bütün müminler olarak da bir medeniyet projesidir. İslam bir medeniyet üretmiştir. Cahiliyeyi medeniyede, cahil insanı, bedevi insanı, ümmetin kutup yıldızları olacak alimleri, münevverleri, ehli sanatı, sultanları, mükerrem ve mükemmel insanları rol model olarak tabiri caizse bu insanlık fabrikasında ürederek, Allah'ın sevdiği bu güzel vasıflarla donatarak insanlığın önüne sunmuştur. Bizim vazifemiz de bu sorumluluğun bilincinde olmak. Dedik ki bu sorumluluğun iki ayağı vardır. Bunlardan bir tanesi Allah'a karşı sorumluluk bilinci. Allah'a karşı sorumluluğumuz Allah'a kullukla başlar. İman İç dünyamızı süsler. İslam sosyal hayatımızı süsler. Bir diğer ifadeyle sosyal hayatımızdaki İslam'ın enerjisi imandır. Kalbimizde ve ruh dünyamızı süsleyen ve manevi enerjimiz, bütün hayır ve güzelliklerin kaynağı olan, trafosu olan, merkezi olan imanın dışa vurumu sosyal hayata yansımasına da İslam diyoruz. Yani iman İslam'ın teoriği, İslam da imanın pratiği olmuş oluyor. Bu manada takva, sorumluluk bilinci olarak Allah'a karşı sorumluluğumuzu kulluk noktasında algılayacağız. Yani bu kulluğa Allah'ın ihtiyacı yok. O kulluk bizi olgunlaştıracak ve Allah'a yaklaştıracaktır. Birincisi Allah'a karşı kulluk sorumluluğumuz, ikincisi Allah'ın kullarına karşı adab-ı muaşerette sosyal sorumluluk. Kardeşlik, dostluk, arkadaşlık, anne babalık, ebeveynlik, büyüklük, idarecilik, amiriyet, memuriyet, sanat, sanatkarlık, hatta bunu insan olarak sadece kısır döngü olarak insan üzerinde döndürmeyelim. Bütün yaratılmışlar Allah'ın kuludur. Havada uçan böcek de, yerde açan çiçek de, her gün bizi aydınlatan güneş de Allah'ın kuludur. Ama Allah'ın her bir yarattığı, Allah'ın onun yaratılışına koyduğu fıtrat kanununa uyarak gerçekleşiyor. İşte kulluk bu fıtrat kanununa uymak hassasiyetidir. Takvanın bir boyutu da bu noktada gerçekleştiriyor. Allah'ın koyduğu fıtrat kanununa, yaratılış gayesine uygun hareket edersek, sorumluluk bilincini hem Allah'a karşı hem Allah'ın kullarına karşı, biraz daha geniş anlamıyla Allah'ın bütün yarattıklarına karşı kullanmış oluruz ki bu da bizi hem dünyada hem ahirette bahtiyar kılar. İkincisi İnna Allaha yuhibbut tawwabin ve inna Allaha yuhibbul mutatahhirin. Şimdi ikinci kısımdan başlayalım. Dünyevi kısmından uhrevi kısmına. Yani madalyonun bir yüzü yazı yönü, tura yönü, ön yüzü arka yüzü. Taharet, temizlik konusuna gelince sualiniz varsa cevabını vereyim, yoksa ben devam. Sevgili hocam, dediniz ki Allah'ın sevdiği davranışlarından biri de ihsan sahibi olmak. Evet. Yani ihsan. Bu anlamda ihsan ve muhsin kavramını bize açar mısınız? Hay. O zaman bu tevbe ve temizlik kavramını, hijyen kavramı, taharet kavramını ikinci kısımda ifade edelim. İhsan kavramı da İslam'ın temel hayati ilkelerinden, insan, mümin hayatına, Müslüman hayatına nakşetmesi, onunla nurlanması, onunla onurlanması. Yani maddi manevi hayatını hem aydınlatıyor hem de onurlu bir insan, medeni münevver bir insan, kaliteli insan, özverili insan, sadece biyolojik varlığıyla insanlar arasında yaşayan değil, insanların gönüllerinde yaşayan, insanların da gönüllerinde yaşattığı insan olabilmek. Yani kaliteli. Yani bir pazara gidiyorsun, bir dünyevi hacetimizi, işimizi görecek bir alet ve edevat veya yiyecek içeceğimizden tutun, onlarca kalitesi var. Bir malın 10 liralıktan 100 lira, 1000 liraya varıncaya kadar farklı kalitelerde aynı ürün veya diğer teknolojik alet ve edevat olarak düşünelim.
Hem insanlar da böyle. İnsanlık kalitemizi artırmak bizim ihsan şuuruna ermemiz de mümkündür. İhsan şuuru bizim kulluk kalitemizi ortaya koyar. İkincisi insanlık kalitemizi ortaya koyar. Kulluk kalitesine sıra gelince Allah Resulü'nün ifadesiyle ibadetlerinizi yani sosyal sorumluluk projeniz ve sizin için ahiret sermayesi olacak davranışlarınızı, iyiliklerinizi, güzelliklerinizi, hayırlarınızı ve adab-ı muaşerette ceryan edecek olan bütün iletişim ve ilişkilerinizi değer katacak bir ruha, bir zihnede, bir güzelliğe sahiptir ihsan kavramı. Ne zaman ki o ihsan kavramı bizim ahlakımıza, bizim hayatımıza, bizim davranışımıza hulul eder, sirayet eder. Yani davranışlarımız o ihsan boyasıyla boyanır, çilasıyla çilalanırsa Allah katında sevimli bir amel olur. İhsanın birinci boyutu amelimizde yani Allah'a karşı ibadetlerimizde. Buradaki ihsanın inceliği Allah'ın bizi görüyormuş gibi, hatta hiçbir zaman onun denetiminden, gözetiminden, murakabesinden, görüp gözetmesinden uzak bir hayatımız yok. Uyurken biz kendimizde değiliz ama Allah o halde de bizden haberdardır. Şu anda birbirimizin kalbinden, düşünce dünyasından haberimiz yok. Sadece ifadelerimize göre birbirimizi tanıyor, ülfet kuruyor, iletişim kuruyoruz. Ama Allah kafamızdan geçen düşüncelerimizi, kalplerimizdeki niyetleri de biliyor. Dolayısıyla bu ince bilince, bu hassas bilince sahip olan bir Müslümanın gönlünü, kalbini kirletmesi, kötü düşünceleri, hayalleri, hülyaları çöplük gibi kalbine, vicdanına, ruhuna dolduramaz. Yani manevi hijyenini gerçekleştirir. Bu ihsan bilincine sahip olan sui ahlak ile kötü davranışları netice verecek, kötü hesapları, düşünceleri tasavvur dünyamızdan siler atar. Altın çanakta çöplük pislik olmaz, oraya güzel şeyler layıktır. Hani bazen para kasaları vardır, kuyumcuların altınlarını akşam koydukları özel kasalar vardır. Herhalde oraya pabuçlunun terliğini koyacak hali yok. O değerli ziynet eşyaları koyar. Allah bizim duygu ve düşünce dünyamızın merkezi olan zihnimize, dimağımıza, kalplerimize nazar eder. Öyleyse bir beyin düşünce hijyeni, bir de gönül hijyeni temizliği gerekir. Değil ki işte ihsanın bu boyudu. Allah beni her yerde görüyor, her zaman görüyor. Öyleyse her bir davranışım, her bir ibadetim, ister Allah'ın bize farz kıldığı ve bir şekilde bizden istediği, tavsiye ettiği davranışlar olsun, istersek bizim irade olarak Allah'ın sevip ekstra olarak ortaya koyduğumuz, insanları memnun etmek, sevindirmek, hayata güzel dokunuşlar, merhamet dokunuşları gerçekleştirebilmek, iyiliğin ardı sıra koşabilmek vesaire vesaire. Dolayısıyla İhsan merdebesi çok farklı güzellikleri de beraberinde getiriyor ve hem ahlakımızı, hem davranışımızı, hem de hayatımıza güzellik katıyor. Sevgili hocam, bu noktada şimdi Müslüman eğer tabii ki kötülüklere, günahlara bulaşmaması gerekiyor ama bulaşmışsa bu noktada tevbe noktasında ne yapması lazım? Bu manevi temizliği nasıl sağlaması gerekiyor? Evet, şimdi biraz önce ihsanı konuştuk. İhsan vasfını şahsında taşıyan kullara muhsin kullar. Evet. Takvayı ölçü olarak ittihaz eden, takvalı yaşayan, davranan kullara da muttaki kullar deniyor. Evet. Şimdi beşerin yani insan olarak bizim sosyal hayattan yıpranmamak, manen kirlenmek mukadderdir. Yani maddi hayatta koşuştururken, yaşarken, çalışırken, direnirken hava şartlarına göre terleriz, çalışırız, yoruluruz ve bedenimiz o terin sayıkasıyla hem kirlenir hem bir kokuşmuşluk meydana gelir. İslamiyet'te Allah Resulü en az haftada bir temizlik
en az. Gaslül cum'adı vacibe döndürürken yıkanmak, tuş almak, banyo, temizlik, hijyen cumaya mahsus değildir. Her günümüze mahsustur. Ama Ramazan haftalık bayramımız olduğu için özellikle sosyal hayat, cami hayatı, ibadet hayatı, toplum hayatı hepsini bir anda bir ayna gibi karşımıza çıkardığı için cum'adır. Yoksa haftanın 7 günü bizim için temizlik şiardır, önemlidir. Şimdi maddi temizlikten önce manevi temizlik gelir. Allah bizi cennetine davet ederken vallahu yed'u ila daris selam ve yehdi men yeşâ'u ila sıratın mustakim derken bir başka ayeti kerimede de bizi cennet yarışına davet ederken ve sâri'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha semâvâtu vel ard. Genişliği yerler, kökler kadar olan cennete koşun ama arınarak koşarak gelin. Bu ne demektir? Cennet temizlenenlerin yurdudur. Nasıl kirli, pasaklı çemiye de çıkamıyoruz. Bir topluma çıkamıyoruz. İnsanlarımızın huzuruna çıkamıyoruz. Bir düğün, dernek, şölen, şenliğe gidemiyoruz. Çalışmak meşrudur. İş elbisesini giymek, ister kömür ocağında çalışsın, ister hayvanın pesisiyle uğrasın, ister tarlasında çamuruyla haşır neşir olsun, topraktan geldik, toprağa dönecektik. Peygamberlerin çoğu mesleği hayvancılık, efendim çobanlık, peygamberimiz de yapmış. Çiftçilik Hazreti Adem'le başlar. Bu zül değildir, onur vesilesidir. Ama sosyal hayat, medeni davranmak insana mahsus olduğu için o bir ayrıcalık gerektirir. Dolayısıyla biz cemiyede insan huzuruna çıkarken bir arkadaşımızla karşılaşacağımız zaman hele hele bir sevgimizde o onurlu, elit bir insanla, değerli, saygı değeri onurlu bir insanla randevumuz varsa ona daha giyimimize, kuşanımıza, kuşanmamıza, efendim hijyenimize, makyajımıza, efendim vesairemize daha farklı dikkat ederiz. Şimdi aynı hassasiyeti Allah'a karşı göstermemiz lazım geliyor. Yani ruhumun makyajı nasıldır? Kalbimin makyajı nasıldır? Efendim düşünce dizaynım, düşünce güzelliğim, düşünce asaletim nedir? Ve bu düşüncelerden husule gelecek nazik davranışlar mı, kaba davranışlar mı? Onurlu davranışlar mı yahut da insanı rencide edecek hem o davranışı sergileyenin değerini, özgül ağırlığını düşürecek hem karşı tarafın gönlünde, nezdinde onun itibarını düşürecek. Onun için Müslümanın çift yönlü sorumluluğu vardır takvada olduğu gibi hem Allah'a karşı hem Allah'ın kullarına karşı. Tevbe Allah'a karşı hata ve zaaflarımızda bütün kusursuzluk Allah'a mahsustur. Allah bütün kusursuzluğun kendisine ait olduğunu bildirmek için peygamber bile olsa Allah'ın terbiye tezgahından geçmiş o risalet göreviyle görevlendirdiği, tavzif ettiği peygamber bile olsa zelle dediğimiz hataları vardır. Yani insani kusur diyelim. Yani büyük kebire günah değil de insani zaafları, hataları olabilir. Buna zelle deniyor. Bu vesileyle kulun Allah'a karşı her süşmesi, her ilahi emirdeki yapılması bizden istenen davranışlardaki eksiklerimiz, kusurlarımız, noksanlarımız bir yıpranmaya, bir yozlaşmaya, bir kirlenmeye matuftur. Eğer bu Allah'ın yasakladığı amellerse, davranışlarsa insan günah işlemekle, kötülük yapmakla Allah'ın saltanatına bir zarar veremez. Kendi zaafıyla kendi dünyasını karartır. Kendi çürümüyle hem dünyadan ahirette sıkıntıya düçar olur. Ama Allah o kadar merhametlidir ki arınsın gelsin kur. Yani bir anne çocuğunu şöyle çamurda yuvarlanıyor, parkta düşüyor, kalkıyor, salınıyor. O çamurlarla yuvarlamak onun hoşuna gidiyor. Yani meşakkat çekeceğini biliyor ama o çocuğunun memnun olmasından da memnun olur. Ben anneyim, temizlerim. Ya annenin kalbinde o şefkat, babanın kalbinde o merhamet var da Allah'ın sınırsız merhameti yere göğe sığmıyor ki. Allah bir anne babadan daha merhametlidir. Öyleyse bir anne çocuğu kirlendiği zaman çöpe atmıyor, bana böyle kirli bir çocuk lazım demiyor değil mi? Alıyor, öpüyor, efendim bağrına basıyor, açıkmışsa önce karnını doyuruyor veya öncelikli olarak yıkanması gerekiyorsa yıkıyor.
diyor, temizliyor, yine bağrına basıyor, hayat devam ediyor. Allah da böyle merhametlidir. Çok İşte güzel. Tevbe Allah'ın sınırsız merhametinin tecellilerinden bir tanesidir kul üzerinde. Ne büyük bir fırsattır. Nankörlük yapıyoruz, eksiklik yapıyoruz, asilik yapıyoruz. Haddimizi aşıyoruz, had bilmezlik yapıyoruz, nankörlük içerisinde boşalıyoruz. Allah yine gel diyor. Ama insanlar bir dostunun, bir arkadaşının bir yanlış tavrını gördüğümüz zaman günlerce, haftalarca konuşmuyor, hayatının, evinin kapısını çalmıyor, açmıyor, semdine uğramıyor, semdime yaklaşma diyor. Oysa sabahtan akşama kadar Allah'ın huzurunda muhasebemizi yapmıyoruz. Yani bu muttaki kul, muhsin kul vasıfları içerisinde yaşamıyoruz. Yaşasak insan melek gibi olur, uçar yani. Meleklerin kıskandığı kul olur. Ama öyle olmakla beraber davranışlarımız bizim dünyadan dünya çöplüğüne, ahirette cehennem çöplüğüne çekip götürecek vasıflardadır. Ama Allah arındırıyor. İşte arınma vesilemizdir tevbe. Kısaca biz annemizden, babamızdan, hocamızdan, öğretmenimizden, amirimizden bir yanlışımızdan dolayı hemen özür diliyoruz. Efendim özür dilerim, anneciğim, babacığım özür dilerim. Küçük veya büyük günahımız, hatamız neyse tevbe demek, ya Rabbi senden özür dilemeye geldim. Özür dilemek nasıl kulların hoşuna gidiyor? Ben de seni bağışladım diyor. Öyle o bazen yolda giderken birisine çarpıyoruz, ayağını çiğneyebiliyoruz, seyrediyor. Ondan sonra adam ters ters bakıyor. Ama yani bir özür dilerim beyefendi, acelem vardı, görmedim. O zaman o asık suratın yerine bir gülümseme alıyor. Yani memnuniyetini ifade ediyor. İnsanca yaklaştığın zaman insanca muamele görüyorsun. İşte Allah'a da kulluk bilinciyle yaklaştığımız zaman Allah da bize merhamet kanatlarını açarak gel kulum diyor. Çok zaten güzel. Benden başka kapın yok ki. İşte tevbe bütün zaaf ve kusurlarımızdan, günahımız ne olursa olsun, Allah'ım başka gidecek kapım yok ki, temizleyecek başka tedercan yok ki, benim bu temizliğimi, kirli halimi temizleyecek bir başka duş, banyo vesilem yok ki, beni temizleyecek senin rahmetindir, arınmaya geldim, özür dilerim ya Rabbi demektir. Çok güzel hocam, çok evet. Gerçekten güzel ifade ettiniz, istifade ediyoruz sohbetimizde. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili hocam, demiştiniz ki programın başında Allah'ın cennete davet ettiği kullarının bir vasfı da sabırlı olmak. Evet. Hocam sabır deyince sabrı nasıl anlamamız gerekiyor? Evet. Yani bunun çeşitleri var mı? Şimdi sabra geçmeden önce bu iki ayaklı maddi temizlik, manevi temizlik. Buyurun yani hocam, buyurun. Taharet, hijyen artık. Biz İslam'ın temel düsturlarını, ilgelerini, Kur'an'ı, isimlerini de unuttuk veya unutturuldu. Ama varsın insanların algılayabileceği, yani kellimun nase ala katri ukulihim, insanların genel kültür, yaşayış, sosyal hayat biçimi, algıları noktayı nazarında anlayabilecekleri şekilde onlara konuşun diyor Peygamberimiz. Biz de madem ki 2 yıldan beri sosyal hayatımızı zindana çeviren bir Covid, korona illetiyle, zilletiyle, meskenetiyle bütün insanlık olarak boğuştuk, 3 tane şey öğrendik. Maske, mesafe ve hijyen. Şimdi televizyon programlarını izliyoruz. Şimdi Ramazan geliyor. Efendim diyettir, akşamdan sulu ye, sahurda şunu ye, fit vücut ol. Efendim kilolardan kurdur, mümkün olduğu kadar hareket et. Yiyip hemen yatağa girme, hayatında bir hareketlik olsun. Bütün bunlar biyolojik hayatımızı, şu fizyolojik bedeni hayatımızı alakadar ediyor. Ama insanın sağlıklı olma durumu sadece fizyolojik hayatıyla alakadar değil ki. Ruhunda bunalımlar varsa, kalbinde, vicdanında cehennemler yanıyorsa, duygu ve düşünce düzeni bozulmuşsa, anksiyetesi, depresyonu, stresi, bilmem nesi varsa, MS hastası olup, yani yaşayan bir ölü gibi yandım, bittim, bıktım gibi haleti ruhiye içerisindeyse, bu adam kenelkurmay kostümünü giyse ne olur, efendim kralın tahtında olsa ne olur, efendim en güzel yemeklerle töşenmiş mükellef bir sofranın başında olsa ne olur? Sağlıklı olduğunu ifade etmez. Sağlık beden ve ruh sağlığıyla beraberdir. İşte bedensel sağlığım, ruh sağlığımızı tevbeyle arınmak, Allah'ın bize emrettiği ibadetlerle güzelleştirmektir.
Maddi sağlık ise maddi hayatımızın devamı ve zikrettiğimiz bu ibadetleri yerine getirebilmek için lazımdır. Allah orucu farz kılmış ama sağlıklı bünye için. Namazı sağlıklı olursam kılabilirim. Allah yolunda sağlıklı olursam mücadele edebilirim. Kayredimi, yetimleri, tulları, garipleri, cemiyetin imarı, medeniyete katkı, ailevi, içtimai, ümmet, insanlık adına güzel projeler üretebilmem için düşünce sağlığımın, beden sağlığımın, gücümün, kuvvetimin, enerjimin, istidadımın her yönüyle dört dörtlük yerli yerinde olması lazım gelir. Bu noktayı nazarında sıhhat kadar sıhhatimizin temel ilkelerinden biri olan temizlik lazımdır. İşte buna İslam taharet deniyor. İnna Allaha yuhibbul mutatahhirin. Bir başka ayette de Allah kasemle, yeminle diyor. Vallahu yuhibbul mutatahhirin. Andolsun ki Allah temizlenenleri sever. Çölün ortasında suyun bulunmadığı bir dünyada, suyun kıt olduğu bir medeniyetin içerisinde Allah suyla buluşmayı. Bugünkü medeniyet ne diyor? Sağlıkçılarımız ne diyor? Suya, sabuna dokunmadan temizlik olmaz. Biz ruhumuzu temizleyecek hijyen vasıtamız olan tevbeyi, arınmayı, kötülüklerden uzak durmayı, iyiliklerle ruhumuzu vitamin besin kaynakları gibi, vitamin hapları gibi, sebzeler, vitaminler, meyveler gibi temel gıdaların yanında vücudumuzu besleyen gıdalar gibi bu güzellikleri ruhumuza, bünyemize nakşedersek, protein ve karbonhidratlardan nasıl vücuda kuvvet veriyor belli ölçüde almamız gerekiyor hayatımızı devam ettirebilmek için, İslam'ın da bu temel güzelliklerini hayatımıza nakşetmemiz icap ediyor. Taharet temizliktir. Taharet medeniyettir. Taharet ibadetlerimizin de temelidir. Cennet, namaz cennetin anahtarıdır. Ama abdest de namazın anahtarıdır. Ön temizlik, vece, hela temizliği, bünyemizi temiz tutmak ve hadesten taharet olarak en az o halet içerisinde genel bir temizlik yapmak, tuş almak, onun haricinde hayatın maddi kirlenmeleri karşısında temizliğe hem dinçliğimiz, sıhhatimiz hem de medeniyetimizin gereği riayet etmek hem İslamiyetimizin hem de insaniyetimizin gereğidir. Hem de sağlığımızın skordasıdır. Temizlik. Maske, mesafe, hijyen ama mikrop bana bulaşmasın. Korona emsali virüsle ben hastaysam benden başkasına bulaşmasın. Başkası hastaysa o da benden bana bulaşmasın. Su ve hijyen yani sabun. Öyleyse biz sadece maske, mesafe, hijyen derken Ramazan-ı Şerif'te şunu düşüneceğiz. Ağzımıza bir maske takacağız. Ağzımıza kirenlere, çıkanlara. Ağzımızdan çıkanlar başkalarını rencide etmeyecek. Yalan, gıybet, dedikodu, günah. İnsan haysiyetini, onurunu rencide edecek bütün davranışlara elveda, baydos diyeceğiz. Ağzımıza gelen ve bizi besleyen helal lokmaya dikkat edeceğiz. Haramdan sakınmanın iffetini, tertemiz halini yaşayacağız. Bu vesileyle Rabbim bizlere hem maddi hem manevi temizliğin güzellikleriyle hemhal olmayı, atalar tabiriyle, ecdat tabiriyle İci dışı pır nur olmuş, melek gibi hatta meleklerin kıskandığı, alkışladığı salih ve saliha kullar olmayı nasip eylesin. Hocam, evet, abi, vaktiniz varsa devam edelim. Sevgili hocam, vaktimizin de sonuna doğru geliyoruz. Şöyle özetle hani maddi manevi temizliği birlikte açıklamış oldunuz, güzel bir şekilde ifade ettiniz. Allah'ın sevdiği kullarından işte sabreden, sabır sahibi Müslümanlar. İnna Allaha yuhibbu sabirin, inna Allaha yuhibbul mutevekkilin. Allah sabreden, tevekkül eden kullarını sever. Şimdi bir iki cümleyle bunları bir... Bunlar böyle özet bir şekilde hocam. Evet. İnna Allaha yuhibbul muksidin. Şimdi kısaca birkaç cümleyle hocam bunları özetleyelim. Şimdi sabır deyince biz sadece insan olarak, mümin olarak hayatta Allah'ın bir imtihan olarak karşımıza çıkardığı sıkıntılar, zorluklar, musibetlere tahammül olarak algılıyoruz. Tamam, bu sabrın bir boyutudur. Ama asıl sabır
haramlardan kendimizi alıkoymada sabır. Haram işlememe konusunda, haram söz söylememe, haram yemek yememe, haram işe bulaşmama, harama dokunmama, harama adım atmama gibi bütün haramlara karşı kendimizi frenleyebilmekte sabır. Keşke bütün insanlar, müminler olarak hayatımızı haramlara karşı frenleyebilsek, kesinlikle, hayatta isyan ettiğimiz bu haletlerin hiçbir tanesi olmaz. İkincisi, sabır noktayı nazarından, sabır ameliyesi, sabır zineti, sabır süsü sadece zorluklara karşı sabır değildir. Haramlara karşı sabır, bir de taatte sabırdır. Yani Allah'ın bizden İslam Müslüman olarak ve beşer insan olarak kulluk ve sosyal sorumluluk projesi olarak istediği evamiri ilahiye dediğimiz Rabbimizin tavsiyelerini, emirlerini yerine getirmek. Beş vakit namaz, zenginler için zekat, hasbel kadar imkanlarınız ölçüsünde infak vesaire. Hayata güzel dokunuşlar. Aslında o güzel dokunuşlar kendi kendimize rahmet dokunuşudur. Kendimizle Allah arasında rahmet köprüsüdür. Allah ile, Allah'ın bize vaat ettiği cennet ile aramızdaki rahmet köprüleridir. Yani her bir iyiliğimiz, her bir güzel düşüncemiz, her bir güzel adımımız bizi bu güzelliklere yaklaştırır. Allah sabreden kullarını sever. Allah tevekkül eden kullarını sever. Tevekkül demek bir tarafa çekilip Allah ne verdiyse odur. Hayır. Aklımızda, irademizde, bilgimizde, irfanımızda bilmediğimizi öğrenmekle, elimizdeki imkanları kullanmakla, elimizdeki vasıtaları devreye sokmakla, çalabileceğimiz bütün kapılara müracaat etmekle yapabileceklerimizi yapıp ondan sonra Allah'a tevekkül etmektir. İşte bu tevekkülü gerçekleştirebilmiş olsaydık, kuşlar gibi hiç rızık endişemiz olmazdı. Sabahleyin yuvasından çıkıyor, Allah rızkını hazırlamış, alıyor. Yarına dair endişesi yok. Biz daha yakın günlerde efendim yağ kuyruğuydu, bilmem ne kuyruğuydu, market kuyruğuydu. İşin ucunda ölüm yok. Allah'ın bizim eştadımızın çektiği zorluklar, o savaşlar, o kutluk dönemlerinde bir lokma ekmeğin yanında katığı yok, katık bulmuş ekmek lokması yok. Birkaç günlük kuru ekmeği, bayat ekmeği bulsa yiyecek ve ona şükredecek. Ama biz bugün birkaç çeşitten az yemekle sofraya oturmuyoruz. Hala ekmek krizi diyoruz, hala yağ krizi, tuz krizi diyoruz, Oysa kamil manada tevekkül edebilmiş olsak, belki elimizdekiler bile fazla gelecek. Her ürettiğimizden, hani Resulullah diyor ki, ya Ayşe, çorbanın suyunu biraz fazla kat, bir kase de komşuya gönder. Paylaşmayı unuttuk, tevekkülü unuttuk, sabretmeyi unuttuk. Bunları unutunca da Allah'ın sevdiği kul olmayı unuttuk. Allah'ın sevdiği kul olmayı unutunca da hayatımızın da, ahlakımızın da, şahsiyetimizin de değeri, özgül ağırlığı düştü. Ya Rabbi, kaybettiğimiz güzellikleri şu Ramazan hürmetine yeniden kazan bizlere nasip eyle. Son olarak da bir maddemiz vardı. İnnallâhe yuhubbul muksidîn. Allah adil olanları, hayatında bütün davranışlarında kendine, ailesine, çoluk çocuğuna, anne baba büyüklerine, amirlerine, cemiyet insanına, devletine, milletine, ümmet olarak din kardeşlerine, Adem Aleyhisselam'ın evlatları olarak, insanlık ailesi olarak bütün insanlığa karşı sorumluluğumuz vardır. Her bir alanda, her bir dairedeki sorumluluklarımızı Müslümanlık zerafetine, Müslümanlık bilincine, bir taşıması gereken özgül ağırlığına, himmetine, gayretine, âli cenablığına, bu kabil değerlerle şahsiyetine layık bir surette ortaya koyabilmektir. Her amelini, her davranışını yerli yerinde değer üreten, değerinden fire verdiren değil, değerine değer katacak güzelliklerle, son cümlemi söylüyorum, her bir davranışımızı Allah'a karşı bu kulluk, insanlara karşı da insanlık bilinciyle, erdemiyle yaparsak, yürüyüşümüz, sohbetimiz, buluşmamız, ayrılmamız da ibadettir. Dolayısıyla her bir ibadetimiz Allah'a karşı bir performans ödevimizdir. Hani çocuklarımızın her gün bir ödevle gelirler. Ama bir performans ödevi vardır ki yılda bir sefer her öğrenciye farklı bir alanda verir. Öğrenci onu hazırlar, o bir yazılı, bir
dönem yerine geçer. Aman bu ödevimle çok çektim, kenarı buruşmasın, lekelenmesin, mürekkep dökülmesin, çamurlanmasın, yırtılmasın. Öğretmenimin önüne çıkacak, ben bundan dönem notu alacağım. İşte bizler de davranışlarımızı ibadet bilinciyle, hele hele ruhumuzu besleyen dünya ve ahiretimizi mamur edecek ibadetlerimizi Allah'ın huzuruna göndereceğimiz performans ödevi bilinciyle yaparsak, İşin rengi değişir, kulluğun rengi değişir, medeniyetin rengi değişir, dünyanın rengi değişir. Şekva ettiğimiz hayattan şükrettiğimiz bir hayata bizi terfi eder. Ondan bundan çocuk gibi mızmızlanırken, ya Rabbi şükür, Yunus vari, hoştur bana senden gelen, ya hıl'adu yahut kefen, ya gonca gül yahut digen, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Ya Rabbi zorlukta sabredenlerden, varlıkta şımarmayıp şükreden kullarından eyle, gözümüzü gönlümüzü aydınlık, idrak ettiğimiz ve edeceğimiz Ramazan-ı Şerifimizi madde mana boyutuyla, dünya ve ahiret boyutuyla hakkımızda bereketli eyle ya Rabbi diye dua ediyoruz. İzleyicilerimize dua ediyoruz. Rabbim bu güzel ayın, bu bereketli ayın en büyük rahmet zirvesi olan bayramına da afiyette, atifette ulaşmayı nasip etsin diyorum ve teşekkür ediyorum efendim. Hocam bu güzel sohbetinizden dolayı gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Keşke zamanımız olsa da sizi böyle daha uzun dinleyebilsek, istifade etsek. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Bizler de teşekkür ediyoruz. Gönüllere dokunabildiysek, gönülden konuşabildiysek, gönül diliyle konuşabildiysek ne âlâ. Tabii bizim müftülükler olarak ildeki personelimiz, siz değerli hocalarımız, ilçe müftülerimiz, saygıdeğer il müftümüz, misafir ettiğimiz misafir hocalarımız, üstadlarımız kim olursa olsun, irşat faaliyetlerimiz Ramazanlık değil, ömürlüktür. Evet. Bu müessese devam ettikçe, biz bu görevde devam ettikçe insanların gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz inşallah. Gönüllere dokunacak, gönüllerde muhakkes bulacak, gönülleri ihya edecek güzellikleri üretenlerden eylesin diyorum. Amin. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Bu ifade etmiş olduğunuz Allah'ın sevdiği kullarından olmayı Mevlam cümlemize nasip eylesin. Amin. Diyelim hocam. Kıymetli izleyenler, Din ve Hayat programımızın bugünkü konuğu Yomra İlçe Müftümüz Sayın Celal Malkoç hocamızdı. Kıymetli müftümüze teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda farklı bir konu ve konukla sizlerin huzurunuzda olacağız inşallah. Ömrünüz bereketli gün.